Sadece birkaç dakika sürdü ama geride enkaz bıraktı. Meteorologların süper hücre dediği o doğa olayından bahsediyoruz. Dün de konuşmuştuk. Kara bulut nereye doğru ilerlediyse peşinde götürdüğü sağanak ve fırtınayla gittiği yeri birbirine kattı ve gerçekten kabus gibiydi. Özellikle İstanbul'un batı yakası ve deniz kenarlarındaki ilçeler için manzaralar geliyor şimdi. Hortum, yağmur, dolu, fırtına. İstanbullular neye uğradığını şaşırdı. Kara bulutlar çöktü, dolu aniden bastırdı, göz gözü görmedi. Çatılar uçtu, araçlar selde mahsur kaldı, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Büyükçekmece'de hortum dehşeti yaşandı. Hızla ilerleyen hortumun seyir halindeki kamyonu yutmasına ramak kaldı. Eyvah 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 eyvah. O anlarda sürücünün yaşadığı panik böyle kaydedildi. Eyvah eyvah. Hortumun yuttuğu çöpler gökyüzünden böyle yağdı. Meteoroloji günlerdir uyarıyordu ve işte o beklenen yağışlı hava İstanbul'a saat 1 sıralarında geldi. Şu anda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçiyoruz. Hem şiddetli bir rüzgar var hem de sağanak yağış. Ortaköy'de de manzara korkunçtu. Denizle kara birleşti. Esenyurt'ta sele kapılan kadın metrelerce sürüklendi. Kadının hayatını yoldan geçenler kurtardı. Şu anda Çengelköy sahil yolundayız. Şiddetli yağışın ardından gördüğünüz gibi burada yoğun bir su birikintisi oluştu. Yaklaşık 30 santim derinliğinde. Araçlar geçmekte zorlanıyor. Bir yandan da görevliler rögar kapaklarını açmaya çalışıyorlar. A Haber muhabiri Melis Coşan canlı yayın esnasında yağmurun şiddetiyle ağaçtan kopan parçanın başına düşmesi sonucu yaralandı. Şu an kafamıza ağaç düştü, gel. Aydın gel. Kafana düştü. Kafama düş. Sanıyorum. Çatalca'da afetin en ağır hissedildiği yerlerdendi. Önce elektrik direği yıkıldı. Yok yok, bir şey olmaz. Aa, elektrik gitti. Sonra sert esen rüzgar bir tırı devirdi. Arabası yatmış. Hortum dolayısıyla yatan tır. Şiddetli yağışın ardından İstanbul Boğazı'nın da rengi değişti. Özellikle sahil kesimleri çamur akıntısı sebebiyle şu anda kahverengi. Esenyurt'ta uçan çatıyı mahalle sakinleri kendi imkanlarıyla kaldırdı. Şiddetli fırtına mega kenti ardında bu görüntüleri bırakarak geldiği hızla terk etti.